never take a L no more. Never take a damn thing slow. All I know is chase this. Emre Altuğ Etiler'de bir gözlükçüden denediği gözlükle kamera karşısına geçti. Çok gözlemek yok. Saçtan büyük kaldı. Eyvallah, değil mi? Güzel, bu sıralar güzel oluyor bu gri. Hafif şeffaflar. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde katıldığı ödül töreninde rol arkadaşı Gözde Kansu'yla el ele tutuşması aşk iddialarını yeniden ayyuka çıkardı. Gülçin'in de elini tuttum. Evet, ben oradaydım. Ben gördüm bunu, evet, da. Evet. Ben şimdi hani haber oldu diye söyledim. Olsun, olacak bu kadar. Yani, bir konuda yani ben kaç defa ben bunu kaç defa söyleyeceğiz bilmiyorum artık. Bir şey söylemek istemiyorum. Yani. Daha önce arkadaşız açıklaması yaptı Emre Altuğ. Tam bir açıklama yapacakken vazgeçti, merakları arttırdı. Bence o gecenin en önemli şey. Neyse bir şey. Söyleyin abi. Yok, gecenin en önemli. Hayır, söylemeyeceğim. Boş çok ver. Merak ettim. Yok, söylemeyeceğim. Emre Altuğ eski eşi Çağla Şikel'le ilgili soruyu duyunca da hızla uzaklaştı. Bu dönemde özellikle işte sanatçıların işte ayrıldıktan sonra böyle sizin gibi Çağla'nınla iki dost. Arkadaşlar hadi yeter artık. Güzel, hadi, güzel. Tamam, şey. Teşekkür ederim. Güzel, biz en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Uğur Yücel, Atademirer'in Bir İhtimal Daha Var dizisinde birlikte imza attıkları eğlenceli paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Ver bana, yalvarıyorum sana, beni kucaklasana. Orada bir rebetik oldu. Evet. Kucaklasana. Etiler'de trafikte görüntülenen Uğur Yücel sorular karşısında sessizliğini korudu. Abi Atabeyim filmini sorsaydık, çekimler bitti galiba. Bir şey söyleyecek misiniz? Nefes Yer -2 galasına tarzıyla damga vuran Bestem Soyözdemir, ilginç giyim tarzına gelen eleştirilere cevap verdi. Yani şeydi zaten, evet yani bunu göze alarak giydiğim bir şey. Çok sevdiğim tasarımı. Daha bilmiyorum, farklı bir şey giymek istedim. Konseptimiz, şeyimiz de biraz daha farklıydı. Çok böyle saçlarımı kabarta kabarta da gitmek istemedim. Biraz yani filmin hikayesiyle alakalı, evet biraz daha dramatik bir film bu. O yüzden de başka bir görselle gitmek istedim açıkçası. Bir diğer taraftan Kirli Sepeti dizisinde ablasının eski kocasının ikinci eşi Yasemin'i canlandıran ünlü oyuncu, alışılmadık bol entrikalı karakterine yaptığı benzetme ile dikkat çekti. Evet, Müge Anlı'da falan izliyoruz genelde çünkü benim oynadığım karakteri. Şimdi biz de Müge Anlı'yı bunu izlediğimiz zaman tabii ki tepki gösteriyoruz. Çünkü ben genelde o tip programlarda böyle bir profil gördüğüm için bizim dünyamıza çok ait bir şey değil. Evet, evet. Hani öyle yetiştirilmedim, bilmiyorum. O yüzden en başta çok sancılandım. Ben bunu nasıl oynayacağım, bu karaktere nasıl inanacağım diye. Bir şekilde çıkış yolu bulduk. Biz beraber almıştım fiyatı. Yok, almıştım. Ben senin şu an ne yapmaya çalıştığını çok iyi biliyorum. Ve bu tuzağa düşmeyeceğim, boyuna gelmeyeceğim ben. Beni kışkırtmaya çalışıyorsun, ne yapmayacağım. Çünkü benim için sen yoksun artık. Yaz aylarında meslektaşı Burak Deniz'de samimi görüntülerin ardından çıkan aşk iddialarına hiçbir zaman net bir cevap vermeyen ünlü oyuncudan bir kez daha cevap arandı. Ben özel hayatımla konuşmuyorum, bunu ısrarla söylüyorum. Doğru, haklısınız, ben size hak da veriyorum, evet, ama. Evet, bunu yani beni el ele biriyle gördüğünüzde hani zaten yan yana bizi... Evet, evet, kaçmıyorum. Beni gördüğünüz kişiyle el ele görürsünüz. O da benim ilişkimdir zaten. Özel hayatıyla ilgili konuşmama kararını tekrarlayan Bestem Soyözdemir iddiaları yine havada bıraktı. Özel hayatım hakkında konuşmakla alakalı çok fazla ders aldım. Evet, bu kadar sene içinde. O yüzden de artık hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Şöyle söyleyeyim. İzzet Yıldızan, Yalanı Bırak isimli şarkısını müzikseverlerle buluşturduktan sonra Bebek'te basın mensuplarıyla buluştu. İzzet Yıldızan yeni şarkısının söz ve müziğinde imzası bulunan Oğuzhan Koç'a teşekkürlerini ileterek başladı sözlerine. Gerçekten iyi bir dostum, iyi bir arkadaşım, iyi bir kardeşim. Sağ olsun, hiçbir şey söylemeden bize parçayı abi ne demek kullanabilirsin dedi. Ona da teşekkür ediyorum buradan. Kameralar önündeki bu özel teşekkürün sebebi de bugüne kadar meslektaşlarının kendisine şarkı vermemeleriydi. Çünkü ben bu parça sıkıntılarını çok yaşadım. Yani... Tarkan'dan istedim, vermedi. Sıla'dan istedim, vermedi. Birkaç tane daha çok güzel parçalar ol. Erdem Kınay'dan istedim, vermedi. Neden vermediler? Ne bileyim herhalde. Ya ben zaten bu parçanın ekmeğini yemişim. Niye okumasın yani? Çok iyi bir yorumcu, çok iyi bir ses demesi lazım. Maalesef bizim sanat camiasında böyle bir ego var. Böyle bir çekememezlik var. Yani bununla ilgili kesin bu doğru yani. İzzet Yıldızan, Oğuzhan Koç'a seslenmeyi de ihmal etmedi. Şarkılarına talip olduğunu duyurdu.
Buradan da haber vereyim yani, olsan kesin kullanacağım bazı parçalarını. Siz not aldınız herhalde. Aldım, artık daha bırakmam onu asla. Bir diğer taraftan Yıldız Hanım bu sözleri Aleyna Tilki'nin müzik sektöründeki isyanını akıllara getirdi. Kesinlikle doğru. Yani bizim sanat camiası çok enteresan. Yani büyük balık küçük balığı yutmaya her zaman çalışır. Pasta büyük. Herkes ekmek yer aslında. Niye onun bunun ekmeğiyle oynuyorsunuz yani? Bu maalesef var. Nankör bir sektörün içindeyiz. Ona tavsiyem sindirsin. Bunlar olacak ama altın çamura batsa da altındır. Onun için yerini bulur herkes. Benim bulduğum gibi. Böyle bir megalomanlık yapabilirim yani. Yılbaşına az bir zaman kala ünlü şarkıcıya yeni yıl planları da soruldu. Yeni yılı ben bütün ailemle. Özel günlerde çok çalışmayı tercih ediyorum. Çoluk çocuğumla karşılayacağım zaten. Çok kalabalığız. Çok maşallah. Teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz yıl 10 çocuk sahibi, dünyaca ünlü ABD'li aktör Eddie Murphy'ye meydan okumuştu 9 çocuk babası İzzet Yıldızhan. Bak bir Eddie Murphy var, daha geçemedim onu. Evet. Yani bu ne yani? Daha kalmışım ben 9'da, o 10 olmuş. Kalabalık bir aileye sahip olan Yıldızhan, misafirliğe gidemediğinden dert yanarken çocukları ve yeğenlerinden oluşan 40 kişilik ailesi için balo salonunu kapattı. Çok kalabalığız gerçekten. Misafirliğe çağırıyorlar. İsim vermeyeceğim. Çok özel yerlerden misafirliğe çağırıyorlar. Ya diyorum ki biz 40 kişiyiz. Nasıl geleceğiz diyorum ya. İkiye bölünemiyor. Yarın bir daha. Ayıramıyorum da. İşte ama ya 40 kişi ya. Mecbur ailemle. Maşallah. Kendi otelimizde çok güzel bir balo salonumuzu. Zaten çok güzel bir İzmir'in göbeğinde 21. katta balomuzu, salonumuzu yapacağız. Üniversiteli öğrencilerin düzenlediği ve yılın trend isimlerinin katıldığı organizasyonda Demet Özdemir yılın trend kadın oyuncusu ödülünü aldı. Aynı zamanda öğrencilerin sorularını yanıtlayan güzel oyuncu, göz önünde olmasıyla ilgili gelen soruya verdiği cevapla dikkat çekti. Burak Takak nişanlısı Leyla Tanlar'ın yeni yaşını en büyük iyi kim, iyi ki doğdun sevgilim sözleriyle kutladı. Ömer dizisinde canlandırdığı Hakan karakteriyle tepki toplayan Emre Taşkıran, canlandırdığı karaktere gelen tepkileri paylaştı. Vallahi hala sevilmeyen taraftayım ama yavaş yavaş güzel tepkiler alıyoruz. Böyle birazcık mizaç yanını yükseltmeye çalıştık karakterin. O vurdum duymazlığı, umursamazlığı birazcık daha insanların hoşuna gitmeye başladı. Ama yani geçen gün bir tane hanımefendi yine buradan aşağı inerken böyle senden nefret ediyorum diye arkadan bağırıp böyle döndü, hani dedim teşekkür ederim diye tepki veriyorum. Yani böyle ağır tepkiler hala geliyor. Kameralardan uzak yaşamayı tercih eden Emre Taşkıran'ın özel hayatı da merak edildi. Çok uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Sude Uluer. 5,5 yıldır bir ilişkim var. Çok şükür iyi gidiyor. Bir ara haberini onun da yaptılar. Hani işte güzel kız arkadaşı, güzel sevgilisi diye, ama sektörden değil. Olmaması da benim için daha iyi bir durum. Bir derginin kışa merhaba partisinde bulunan ünlü isimlerden Seda Üren baştan aşağı parıl parıl parladı. Pullu payetli elbisesi, şıkır şıkır taşlarla süslü saç aksesuarıyla ışıl ışıldı. Seviyorum. Bana ışıltı olsun. Yıldızlarla birlikte yaşayabilirim. Dökülsün üstüme. Malum gündem Aleyna Tilki olunca herkes bu isyanı konuştu. Son olarak Can Bonomo, müzik endüstrisinin acımasızlığı yüzünden psikolojik sorunlar yaşayan dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears'a örnek göstererek destek vermişti Aleyna Tilki'ye. Seda Üren'in de konuyla ilgili yorumları merak edildi. Güzel, çok güzel. Biliyorsunuz yani onda psikolojik sorunları vardı. Eğer Britney Spears'ın hayatını şu anda bilenler varsa sevgili Can'ın söylediklerini anlarlar ancak. Şöyle bir şey var. Sevgiden ve iyi niyetini kaybetmemiş her yol. Eğer müzik yapıyorsanız evet çılgınlık ister, yaratıcılık anlamında çılgın olmanızı bekler ama kendinizi bozmayı hak etmez. İsyan videosunun sonunda küfür eden Aleyna Tilki'nin bu tutumunu da gençliğine bağladı Seda Üren. Yeni nesil biraz daha şey, agresif. Geceye şarkılarıyla renk katan isim de Hande Yener'di. İddialı sahne kıyafetleriyle adından söz ettiren ünlü şarkıcı, siyah transparan minisiyle de yine çok cesurdu.